Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Daha önce dersimizde dedik ki hem İmam Cüveyni'nin metnini okuyacağız. Yeri geldiği zaman da şerhten istifade edeceğiz. Şimdi bizim burada özellikle şerhi de gündeme taşımamızın sebebi, yani metin zaten çok böyle fasılası olan, çok detaya giren bir metin değil. İrşad kitabının özeti olduğu için İbn-i Tilimsani daha farklı mevzularla meseleyi açmaya çalışıyor. Ki Cüveyni kitaplarına da hakim olduğu için oradan da birkaç tane hususları getirecek. İnşallah bunları okuyacağız. Şimdi kelam ilmiyle alakalı, kelam ilminin öğreniminin hükmüyle alakalı bahis var. İbn-i Tilimsani'nin metninden devam ediyorum. Okuyacağımız yerleri yine Word'e aktardım. Ve teallümuhu, kelam ilminin teallimi vaciptir. Yani her bir mükellef bunu öğrenmelidir. Ve ihtulife fihi, fakat bununla ilgili ihtilaf edilen birkaç husus var. Bunlara değineceğim diyor. Fakile huve fardu kifayetin. İza kâme bihi el bât sakata anil bâkîn. Diyor ki bazı kimselerin ilgilenip diğer bazı kimselerinin üzerinden sorumluluk düşer. Farz-ı kifayedir. Ve ktufiye fi hakkihim bit taklid. Bu üzerinden sorumluluk düşenler de, yani birileri ilgilendiği için kendilerinden sorumluluk kalkan kimseye de diyor taklit onların haklarında yeterlidir. Vakile diğer görüş fardu aynin ala kulli mükellefin kessalavat. Namazlar gibi 5 vakit namaz nasıl farsa aynı şekilde bütün mükelleflere farz-ı ayındır kelam ilmini tahsil etmek. Bu konuya da kadi, özellikle İbn-i Tilimsani metinlerinde kadi olarak söylenen İmam Bakıllani'dir. Diyor ki Vehdetcel Kadi, Kadı Bakıllani şöyle bir ihticac, şöyle bir denildi ya farz-ı ayın, buna delil getirmek için şöyle bir görüş ortaya koydu ve dedi ki ala intifa'it taklidi fi ilmi tevhid, yani tevhid ilminde taklidin mümkün olmadığına şöyle bir delil getirdi. Dedi ki fekale lev küllife bit taklid, yani bir kimse işte taklit ile mükellef tutulsa, herhangi bir taklitle mükellef tutulsa bu durumda fe imma ya en yükellefe bi taklidihi limen şa'e, ya kişi dilediği kişiyi taklit etmekle mükellef tutulur ki ve huve hilaful icma, bu zaten icmanın aykırı, icmanın hilafına bir durumdur. Kişi istediği kişiyi taklit edip mükellef tutulmak gibi bir durum söz konusu değildir. Ya da ve yelzemu minhu izâ kallede yahudiyen ev nasraniyen en yekûne muhikkan mümtesile, o halde istediği kişiyi taklit edecekse Yahudi ve Hristiyan'ı taklit eden kimse doğru bir şekilde en yekûne muhikkan mümtethilen, doğru bir şekilde emre itaat etmiş olur eğer istediğin kişiyi taklit edeceksin. Şimdi burada sebir ve taksimle bunun yanlışlığını ispatlamaya çalışıyor. Ve devam ediyor. Bitmiyor tabii ki. Ev yükellefe bi taklidil muhikki ve in lem yettali' huve aleyhi. Ya da diyor hak sahibini taklit ile mükellef tutulur. Fakat taklit eden onun hakkı, yani hak üzere söylediğinin farkında değildir. Böyle bir şey de olabilir. Feyekûnü teklifen bimâ lâ delîle aleyh. O zaman bu da delilsiz bir şeyle sorumlu tutmaktır. Ve huve min teklifil muhal. Bu ise imkansız istemek durumudur. O zaman biz burada kadının, Bakıllani'nin söylediğinden şunu anlıyoruz. Taklit herkesin yapması gereken bir şey asla değil. Hatta taklit zemmedilen bir şey. Kişi farz-ı ayn olan ilmi tevhid konularında esas alacağı şey kendisi bizatihi nazarla bu ilmi tahsil edecek demeye getirecek. Ve devam ediyor yine. Ev ya da yükellefe bi taklidil muhakkı indehu, ya da diyor veya kendisine göre doğru olanı taklit etmekle mükellef tutulur. Şimdi üç tane bakın şey saydı. Birincisi dedi ki istediği kimseyi taklit eder. İkincisi yani taklit ile mükellef olur ama
hak üzere olduğunun farkında değildir karşı tarafın. Çünkü taklit ederken onun hak üzere olup olmadığını da denetleyemez. Böyle bir şey taklit ehlisin sen. Hak olup olmadığını nereden bileceksin? Böyle bir şey de olamaz. Üçüncü aşama veya diyor. Ev yükellefe bi taklidil muhakkı indehu. Veya kendisine göre doğru olanı taklit etmekle mükellef olur. Ve kullun yez'umu ennehu muhakkun. Herkes de kendisinin doğru olduğunu düşünür. Şimdi kendisine göre taklit etmekle mükellef, kendisi doğru olduğu şeyi taklit etmekle mükellefse kendisine göre herkes de kimse benim yoğurdum ekşi der mi? Herkes benim yoğurdum güzel der. O zaman bütün herkesin diyor doğru olduğunu zannetmektedir. Herkes de kendi bilgisinin doğru olduğunu düşünmektedir. Vel ekval mütekafiyetun fid da'va. Şimdi herkesin dedi ya doğru olduğunu zannetmesi gündeme geldikten sonra artık doğru olduğu iddia ettiği hususlarda bütün görüşler artık eşit seviyedir. Bütün hepsi eşit seviyede değerlendirilir. Çünkü sen şöyle düşündükten sonra işte benim söylediğim haklı, doğru, öteki de benim söylediğim doğru, başkası da benim söylediğim doğru olunca bu sefer bütün iddialar arasındaki durum eşit seviyede olur demeye getiriyor. فَلَا يَعْلَمُ اَنَّهُ مُحَقٌّ اِلَّا بِالنَّظَرِ ف۪ي دَل۪يلِه۪ Bundan dolayı bu sebeple düşüncesinin doğru olduğu delili düşünmesi gerektiği ortaya çıkar. Şimdi ben mi doğruyum? Diğer iki kişi mi doğru? Bunun üzerine düşünecek artık. Yani artık ne olacak? Şimdi oraya gelecek, taklitten çıkmış olacak. وَمَتَى نَظَرَ ف۪ي دَل۪يلِه۪ خَرَجَ عَنْ كَوْن۪ه مُقَلِّدًا Delil düşündüğü anda da diyor, mukallit olmaktan çıkar. Fe inne taklide çünkü taklit kabulü kavlil gayri min gayri hüccetin. Başkasının sözünü delil olmadan kabul etmektir. Sen işte Şükrü bir şey dedi. Ahmet bir şey dedi. Ali bir şey söyledi. Bunların hepsinin arasında hüküm birbirine eşitse bunlar arasında hangisinin doğru olduğu üzerine düşünmen, nazar etmen zaten seni diyor mukallit olmaktan çıkarır diye bir delillendirme yapıyor İmam Bakıllani. O zaman İmam Bakıllani bize diyor ki tevhid ilminde taklit kabul edilemez. Herkes nazar yapacak. Bir şekilde ne olursa olsun Allah'ın varlığını ispatlayacak dünyasında bir delil ortaya koyması gerekiyor. Bakalım devamında daha neler diyecek? İbn-i Tilimsani devam ediyor. Ve men evcebe ala kulli mükellefin marifetallahi teala bin nazari vel istidlal. Diyor ki o zaman şimdi demek ki İbn-i Tilimsani de bu görüşte. Allah'ın marifetini, Allah'ın bilgisini mükellef tutan, bunu zorunlu olan herkes nazar ve istidlali zorunlu kılanlar. Yani şöyle diyenler, Allah'ı nazar ve istidlal yoluyla bilmeyi bütün mükelleflere zorunlu kılanlar ve men evcebe bunu ifade eder. Zorunlu kılanlar bu lem yuayyin tarikan. Belli bir yolda tayin etmemişler. Şimdi demişler ki nazar ve istidlal zorunludur ama bu hangi yolla gerçekleşecek? Mesela birisi gökyüzüne bakıp, birisi yeryüzüne bakıp, birisi ağaçlara bakıp da bu delili kurgulayabilir. Bununla alakalı lem yuayyin tarikan. Belli bir yol tayin etmemişler diyor buraya. Çünkü gerçekten de öyle. Yani nazar ve istidlali illa mükellefe zorun tutan, marifetullah'a ulaşmak için nazar ve istidlal gereklidir diyenler, sen diyor ki hangi delili kendine ölçü alıyorsan ona göre hareket edebilirsin. Birisi kendisi marifetullah'a ulaşmak için aslında burada Kur'an ayetini bile istidlal ve nazar yapabilir manası çıkar. Yani İhlas suresindeki şeyleri düşünerek işte Allah tektir. Bundan dolayı marifetullah'a bu şekilde ulaşıyorsa bunu da yapabilir. Çünkü belli bir yol tayin etmemiştir diyor. Bel bilakis bir ey şeyin hangi yollarla arefehu bilirse kânel maksudu hasıl. Maksat gerçekleşmiş olur. Hangi yolla ulaşılır? Olur. Onu da işareten diyor ki vel ayetu kethiretun. Ayetler çoktur bununla ilgili. Vel kitabul aziz münebbihun aleyha. Yüce kitabımız burada pek çok ayete işaret edip ve bize yönlendirmeler yapmıştır. Farklı yolları da benimseyeceğimize dair de. Kâle Allahu Teala inne fî halqis semâvâti vel ard.
Bu ayet. Ve kâle elem nec'alil ardı mihâlen ilâ gayri zâlik. Bununla benzer birçok ayet var. Birisinde göklerin ve yerin yaratılışında ayetin önünde de sizin için işte Allah'ın marifetine ulaşacağınız deliller olduğu gibi yine aynı şekilde biz yeryüzünü bir döşek olarak yapmadık mı ayetinden de Allah'ın marifetine ulaşabilirsiniz. Bunun birçok yolu olabilir, mümkündür. Bu kelam ilmi yani ilmi tevhidle uğraşmanın hem Bakıllani'ye hem İbn-i Tilimsani'ye göre gerekli ve nazar ve istidlalin olmasını anlıyorum. Marifetullah'a ulaşmak için. Peki diğer husus ne? Ve emma hallu şüpheyi ve şukuk. Yani diyor ki kafamızdaki şüphe ve işte şekleri ortadan kaldırılma durumuna gelince ve reddu alel muattileti vel müşebbiheti karşında bir muattıla var, müşebbihe var. Bunların reddedilmesi durumuna gelince peki bunların reddedilmesini öğrenmek, bunlara karşı cedel ilmini kullanıp onlara münazarada bulunmak veya birilerinin kafasını karıştırmalarını engel olmak için farklı argümanlar üretmek için bu yolun içine girmek, onlara karşı bir ispat metodu geliştirmek, böyle yapmak. Bu da diyor ki فَلَمْ يَخْتَلِفُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي اَنَّهُ فَرْضُ عَلَى الْكِفَايَةِ Bu da diyor herhangi bir şekilde ihtilaf olmadan bütün mütekellim kelamcılara göre bu da diyor farz-ı kifayedir. Burada da bir ihtilaf söz konusu değildir. Demek ki bunu herkes farz-ı kifaye demiştir diyor. O zaman şunu anladık. İstidlal ve taklit ilmi tevhidde gerekli ama şüphelerin bertaraf edilmesi için mesela kelam ilmiyle uğraşmak. Aslında şüphelerin bertaraf edilmesi kelam ilmiyle uğraşmak olarak düşünelim. Çünkü kelam cedeldir bir tarafı da. Kelam dışarıdan gelen şüpheleri bertaraf etmek için bir savunmadır. Bu savunmayı o zaman elde etmek de bütün mütekellimlere göre farz-ı kifaye olmuş oluyor. Bunu anlıyoruz. Ama ilmi tevhid konusunda nazar ve istidlal olması olmazımız diyor. Şimdi İmam Cüveyni'nin metninden devam ediyoruz ve diyoruz ki el alemu ve hudusuhu alem ve alemin hudusu yani hadis olması. El aslu fi hudusil alem ve vücudis sani. Diyor ki alemin hudusu ve saniin varlığı hakkındaki asıllar. Şimdi onlara girecek. İ'lemu bilin ki vaffakakumullah. Allah size muvaffak etsin. Allah sizi muvaffak etsin. Enne evla takdimu ilk yapılacak en önemli şey takdimu ibaratin ibarelerin öne alınması. Bu ibareler ıstalahal muvahhidune tevhid ehlinin ıstılahlarında kullanan aleyha ittigaen kastımız ne? Yani burada ne anlaşılmak isteniyor? Çok manalar var bunlar. Minhum li cem'il me'anil kesireti fil elfazil vecizeti. Çok manalarla, az lafızlarla toplamak için tevhid ehli ıstılahları ortaya koymuş. Biz diyor bu ıstılahları anlamayı öne alıyoruz. Önce yapılacak iş bu. Çünkü bu ıstılahları anlamadığımız zaman biz bu mevzuyu anlayamayız. Tevhid ehlinin kullandığı ıstılahları önce bilmemiz gerekir diyor. Fema atlaquhu bu ıtlak edilen şeylerden birisi el alem, alemdir. Fe in kıyle denildi ki mel alemu ve lime sümmiyel alemu alemen. Alem neden alem diye isimlendirildi? Bu şekilde niye bir isimlendirdi? Kulna deriz ki el alemu inde selefil ümmet. Ümmetin selefi demiş ki ibaratun an kulli mevcudin sivallahi teala. Allah dışında olan bütün mevcudattan ibarettir alem. Yani Allah'ın dışındaki her şey mevcuttur. Bunu söylüyor. Selef. Selef bunu ifade ediyor. Ve inde halefil ümmet. Ümmetin halefi yani sonra gelenleri ne demiş? Demek ki tanım değişmiş. İbaratun anil cevheri vel araz. Diyor ki cevher ve arazlardan ibarettir alem. Şimdi bu tanımlar üzerine konuşacağız zaten. Ve emma kavluhu lima sümmiyel alemu alemen. Peki alem neden alem diye isimlendirilmiş? Fe emmel alemu fe muştakun minel alemi vel alameti. Alem ve alametten müştaktır. Ve innema sümmiyel ve innema sümmiyel alemu alemen alemin alem olarak isimlendirilmesi li ennehu emaratun mensubatun ala vücudi sahibil alemi. Alem alamet sahibinin varlığını
dimdik bir şekilde gösteren bir alamet olduğundan dolayı alem diye isimlendirilmiştir diyor müellifimiz Cüveyni. Yine fekezelike böylece el alemu alem bi cevahirihi ve aradihi ve eczaihi ve ebadihi bütün bu işte cevherleriyle, arazlarıyla, cüzleriyle, ebad bölümleri ve kısımlarıyla dalletün delildir. Delaletün delildir. Dalletün ala vücudir Rabbi Subhanahu ve Teala. Rabbi Subhanahu'yu gösteren, delalet eden delilin ta kendisidir diyor bunlar. Yani alem o zaman bize cevherleriyle, arazlarıyla, cüzleriyle, bütün o ebat dediğimiz kısım ve bölümleriyle Rabbimizin varlığını bize ispatlayan delildir. Nasıl bir delil peki bu? Şimdi alem cevher ve arazlardan oluşur. Arazlar değişiklik gösteriyor. Değişiklik gösterenin cevher üzerinde kaim olması demek. Cevherde arazın yani araz cevher üzerinde kaim olacaksa cevherde de bir değişiklik olabilir. Yok olmaya da müsaittir araz gibi. Nasıl ki böyle bir durumda bize Rabbimizin varlığını gösterir. Çünkü bu değişkenliği sağlayan saniyin varlığına ulaşmış oluruz. Buradan buna gideceğiz demeye getiriyor. Bu cevherler, arazlar, cüzler, cisimler, bölümler hepsi bize Rabbimiz ve Tekaddes Hazretlerinin varlığına bir ispat olarak kullanılan deliller. Zaten onun ileri aşamalarında hepsinin delillendirmesini yapacağız. Şimdi biraz metinde de ilerleyelim istiyoruz ya, ondan devam ediyorum. Şimdi müellif diyor ki el kavlu fi hudusil alem. Şimdi hudusul alemle söze başladı. Şimdi bunu İbn-i Tirim sen derken neden bununla söze başladı? Burada niye özellikle başlığını böyle attı? İnnemâ bede'e bil kelâmü alel kavli fi hudusil alem. Diyor ki alemin hudusu hakkında söze kelamında başlaması li itikadihi şöyle inandığından dolayıdır. Enne evvele vacibin alel mükellefi mükellefe ilk vacip olan şeye şöyle inanmıştır. Ne demiştir? Huvel gastu ile nazar. Nazara yönelmektir. Bizim Cüveyni'nin savunduğu irşatta da şimdi delil olarak da getirdim. İrşatta da savunduğu düşünce bu. O nazar ki el mufti ilel ilmi bi hudusil alem. Alemin hadis olduğu bilgisine götüren nazara yönelmektir. İmam Cüveyni'nin savunduğu görüş budur diyor. Hatta buradan şeyi de getirdim. İrşattaki ibaresini de getirdim şeyin. Babu fi ahkamin nazar evveli ma yecibu alel aqilil baliği bistikmali sinnil buluği evil hulmi şer'an. El gastu ile nazarı sahih el mufti ile ilim bir hadefil alem. Diğer nüshada da hudusil alem diye geçiyor. Yani demek ki o zaman mükellefe ilk vacip olan şey bizim İmam Cüveyni'nin görüşüne göre kast. Bu kast da nedir? Alemin hudusunun bilgisine götüren nazardır. Tamam mı? Burada kastettiği müellifin Cüveyni'den kastı budur. Yani demek ki şunu anlıyoruz. İmam Cüveyni diyor ki mükellefe ilk vacip olan şey alemin hudusuna bilgisine götüren nazara yönelmek. Alemin hudusu bilgisine götüren nazara yönelmek. Yani ona bir az mı cez mi kastedelim diyoruz ya böyle bir yöneliyoruz yani bir tabiri caizse. Ve kad ihtelefel mütekellimune. Şimdi kelamcılar bu hususta ihtilaf ettiler. Fi evveli vacibin alel mükellef. Yani dedikler ki mükellef ilk vacip olan şey nedir? Farklı farklı görüşler ortaya koydu. Fekale ekserul muhakkikin. Yani bu tahkik ehli olanların çoğu dediler ki evveli vacibin el ma'rifetu billah. İlk vacip olan şey mükellefe Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmekten kasıt da işte marifetullah dediğimiz şey de bizim ulaşmak için evvel emirde yapmamız gereken şey budur demişler. Bu marifetullah'tır. Görüşü marifetu billah meselesi, el marifetu billah meselesi İmam Eşeri'ye nispet ediliyor. Onu da söyleyelim. Onun savunduğu söyleniyor daha çok. Niçin böyledir? Bu görüşü niye benimsememiz gerekiyor? Şimdi gerekçelendirecek.
Li'ennehu. Çünkü o, yani marifetullah olması görüşü, la yeteedda el ityanu bi şeyin minel me'murati ala kastil imtisal. Diyor ki bir kişinin emre uygun bir şekilde emredileni yapması velel inkifafu an şeyin minel menhiyati ala kastil inzicar. Yine şimdi emre uygun bir şekilde emirleri yapacak bakın. Emre uygun bir şekilde emirleri yapması yine aynıdır. Ayrıca geri durma kastıyla geri durmayı kastetmek için yasaklanan bir şeyden uzaklaşması illa ba'de marifetil amiri ve nahi. Ancak emredeni ve nehyeden kimseyi bildikten sonra gerçekleşir. Yani ben emri uygun mu yaptıklarım yoksa nehi mi yapılmaması gereken benden istenen şeyleri mi gerçekleştiriyor? Ya emri ve nehi yapan, emreden, nehyeden, zatı bilmeden bunlar nasıl gerçekleşecek diye bir delillendirme yapıyorlar. Bunu da şöyle bir hadis-i şerif de delillendiriyor yine. Ve ala hâze, bundan dolayı veredetid da'vati minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe innehu kâle li muadin lemme ba'athehu ilel yemen. Dolayısıyla diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken kendisine şöyle dediği nakledilmektedir. Ne demiş? Emma inneke te'ti kavmen ehle kitabin. Sen kitap ehli bir topluluğa gidiyorsun. Felyekun evvele ma ted'uhum ileyhi en ya'rifullah. Onlara ilk davetin Allah'ı bilmeleri gerektiği olsun. Ve fi rivayetin başka bir rivayette de en yuvahhidullah. Yani Allah'ın tek olduğunu kabul etmeleri olsun. Ve fi rivayetin başka bir rivayette en yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Böyle demeleri, şehadet getirmeleri olsun. Vel ma'niyyu fil cemi'i, bütün hepsinde vahidun, mana aynıdır. Hepsinde ilk istenen Allah'a imandır, marifetullah'tır. Fe innehu izâ arafallahu teâlâ vahhadehu ve akarra bihi. Bir kimse Allah'ı bildiğinde, artık onu tanıyıp bildiğinde onun tek olduğunu ifade edip ne yapacaktır? Kabul edecektir. Takrir edecektir. Artık diyecektir ki ben Allah'a iman ediyorum. Onu tanıdıktan sonra ne yapacak başka? Yapacağı başka bir şey yok diye söylüyor. Bu marifetullah olduğuna delil. Şimdi mükellefi ilk vacibin marifetullah olduğuna itiraz geliyor. Ve diyor ki ve uride ala hadihi taifeti, bu bir taife diyor şöyle bir itiraz getirdi. Neye? Enne marifetallahi teala, Allah'ın yani marifetullah'tır ilk nazar şey ilk vacip olan şey mükellefe marifetullah'tır diyen şöyle bir itiraz getirmiş. La yeteedde adeten illa bin nazarı vel istidlal. İstidlal diyor ki bu grup Allah'ın bilgisinin genellikle nazar ve istidlal yoluyla mümkün olacaklarını düşündüklerinden dolayı itiraz ettiler. Onlara göre neymiş bu itiraz edenler? Şimdi diyor ki siz marifetullah dediniz ama hayır. İlk vacip olan şey marifetullah değil, nazar ve istidlal yoluyla ancak Allah'ın bilgisine gideceği için ilk mükellefe vacip olan nazar ve istidlaldir. وَمَا يُتَوَسَّلُ اِلَّا الْوَاجِبِ اِلَّا بِهِ. Ancak diyor, mükellefin fiillerinde nazar ve istidlal olduğu halde onunla ancak vacibe ulaşılan şey de vacip olur. وَهُوَ مِنْ اَفْعَالِ الْمُكَلَّف۪ينَ. Bu da mükellefin fiillerindendir. Fevve vacibin, o da vaciptir. Fekalu, dediler ki o zaman evveli vacibin en nazar. Bunlar da ilk vacibin sorumlu olduğumuz şeyin mükellefe nazar olduğunu söylemiştir. Şimdi buna da bir itiraz geldi. Ve uride aleyhi, buna da bir itiraz edildi. Ennen nazar, nazar diyene. Nasıl bir itiraz getiriyor nazar diyene? En nazara zu eczain. Nazarın belli başlı cüzleri vardır. Yani nazar iki kısımdan oluşur baktığımız zaman. Şimdi dedi ya akıl ve yürütmedir ama bu da dedi ki hayır. Nazar iki kısımdan oluşur. Bu iki kısım üzerinden biz ancak ilk vacibi tayin edebiliriz. Hatta devamında diyor ki müterattibetin ba'duha ala ba'din. Yani bazısının bazısı üzerine terettüp ettiği bir şeyle ancak ortaya çıkabilir bu.
Şöyle düşünün. Burada aslında şunu kastediyor. Gerçekten bunu bayağı bir karıştırdım. En son şeyde ta Şerh-i Akidetü Haşiyetü Şerh-i Akidetü Kübra'da İmam Dusuki bunu açıklarken diyor ki burada diyor bunların kastettiği devamını söyleyeyim anlatayım komple. Fe evveli vacibin evveli cüz'in minen nazar. Nazarın ilk cüz'üdür diyenler. Yani ilk cüz'ü olduğunu söyleyenler şöyle bir görüşteler. Yani ilk parçadır, ilk cüzürdür diyenler diyor ki İmam Desuki buradaki nazardan kasıt huvel kıyas, kıyastır. Kıyas da diyor iki tane mukaddimeden oluşur. Mesela biz Allah'ın varlığına bir istidlal yaparken, varlığına delil getirirken bir küçük öncül, birinci öncül deriz, bir de ikinci öncül getiririz. Mesela deriz ki birinci öncülde alem hadistir. Bütün hadis olan yani hadis olan her şeyde bir muhdis gerekir. O halde alemde bir muhdise muhtaçtır. Veya her insan ölümlüdür. Şükrü insandır, şükrü ölümlüdür mesela. Bakın ilk başta ortaya koyduğumuz öncüllerin birincisi neydi? Alem hadistir. İmam Bakıllı'nın savunduğu düşünce işte alem hadistir bilgisine önce diyor mükellef sorumludur. Alem hadis bilgisine ulaştıktan sonra hadis olan hadis olan her şeyde bu muhtis gerekir falan onlar ondan sonra gelir diyor. Burada kastettiği evveli cüz immine nazar bu abi. Onu söyleyeyim. Gerçekten bu farklı farklı görüşler nispet ediliyor İmam Kadı'ya. Yani farklı kitaplarda onunla alakalı farklı şeyler var. Yani gerçekten önemli bir araştırma konusu onu da söyleyeyim. Çünkü İmam Bakıllani'nin görüşünü farklı kitaplarda böyle söyleniyor. Sonra bakıyorsunuz İmam Cüveyni'nin Şamil'inde başka söyleniyor. Şimdi İbn-i Tirimsen'de alırken tespitlerime göre Cüveyni'nin Şamil'inden almış. Cüveyni'nin Şamil kitabını almış. Yalnız Şamil kitabında alırken de orada üstad dediğini burada İsferani diye kastetmiş ama orada onun söylediği de üstattan anlaşılan İbni Furek. Mesela böyle de bir kayıt hatası olabilir mi bilmiyorum. Bakacağız daha. Yani onu tam netleştiremedim. Ama böyle de bir şey gördüğümü söyleyeyim size. Şimdi buna da tabii itiraz var. Ve uride aleyhi enne evvele cüz'in minhu la yeteette imtithaluhu illa ba'del kasd ileyhi. Buna da demişler ki kardeşim ilk parçadır, görüşte olmaz. Nazarın ilk parçasıdır, ilk cüzüdür. Yani mukaddimenin birinci mukaddimeyi kastediyor burada değil. Bu da doğru değil. Bu da diyor ki nazarın ilk parçasını uygulanmak diyor ancak bir kasıttan sonra mümkündür. Yani sen alem hadistir önermesini kurgulamadan önce bir kasıt yapman gerekiyor. Bir yönelmen gerekiyor bu işe. Bunu söylüyor. Onun için demişler ki la yet etta imtithaluhu illa ba'del kasd ileyhi ancak yönelmeyle gerçekleşir. Feyekunu evveli vacibin. O zaman evveli vacip ne olur? İlk birinci vacip mükellefe el kastu ile nazar. Nazarı kastetmek. Bu heze yuza ile Ebi İshak'a İsfirani. Bu da diyor Ebi İshak'a İsfirani'ye atfedilmiştir. Ama şunu söyleyeyim. Başka kitaplarda da başka şeyler söylüyor. Onu da söyleyelim. Bunu diyorum ya biraz daha inşallah araştırıp bir makale yazabilirsek tam net anlaşılacak ortaya inşallah koymaya çalışırız. Bu eşeller arasındaki ihtilafa değindi. Şimdi Mutezile'nin görüşüne geliyor. Ve kale Ebu Haşim minel Mutezile. Ebu Haşim'in Mutezile'den şöyle demiş. La yeteettel gasdu ile nazar illa ba'de tereddüdü fi isbati şey'i ve nefihi. Nazara yönelmek ancak o şeyin ispatı ve nefine dair tereddüt yaşandıktan sonra mümkün olabilir. Sen içinde bir tereddüt yaşayacaksın, ondan sonra bir işin peşine düşeceksin, diyor. Burada da Ebu Haşim Mutezile'den. Ve zaame enne evvele vacibin ala hada takdir. Bu takdire göre İlk zorunlu olan bilgi öğrenmesi gereken mükellefin eşşekkü nedir? Şektir. Şüphedir yani. Bunu kastediyor. Buna da diyor ki İbn-i Tilimsani Hâzâ ve hâzâ bâtılın. Bu batıldır. Li enne şekke fillâhi. Çünkü Allah hakkında şüphe etmek küfrün küfürdür. Ve huve matlûbul izâleti. Buradaki yani matlûbul izâle dediği Allah hakkında şüphe etmek aslında bu şüpheyi ortadan kaldırmak. İstenen aslında budur. Fela yekûnu matlûbet tahsil. Yoksa İslam inancına göre sen şüpheyi
elde edilme, yani aslında burada kastedilen şüphe elde edilmesi istenen değil, ortadan fela yekunun matlubat tahsil, elde edilmesi istenen değil, ve huve matlubul izale, yani ortadan kaldırılması gereken bir durumdur. Böyle görülmelidir. Onun için burada da şüphe etmenin küfre nispetini yapmış olduğu. Ve kâle kavmun, bir kısmı da şöyle dedi. Evveli vacibin el ikraru. Hatta şöyle söyleyeyim. Burada şimdi çok fazla görüş var diyeceksiniz belki. Muhtasarü Kelamiye var. Bu İbn Arefe'nin. Orada bütün görüşleri toplamış. 9'a yakın falan görüş zikrediyor yani. Onu söyleyelim. Zaten şimdi en son anlatacak. Hepsi lafzi tartışma diyecek. Yani biz bunları bilelim. Hem de metinde nasıl işlemiş onu görelim diye okuyoruz. Ve kâle kavmun evveli vacibin el ikraru an akdin mutabiki. Şimdi bir grup da şöyle diyor. Mükellef ilk vacip akde uygun bir şekilde ikrar etmektir. Ve hâzâ mezhebu men yekûl bil iktifâ bit taklit fi ilmi tevhid. Tevhid ilminde taklitle yetinmenin olduğunu söyleyenlerin mezhebinin yolu da budur. Fakat ebtelnâhu, zaten diyor, biz onu az önce de okuduk. İptal ettik. Tekrar burada bir daha girmemize gerek yok demeye getiriyor. Şimdi kendisi böyle bazı, özellikle bu Şerhül Lüma'da bir tembih bölümü açıp meseleyi değerlendiriyor. Bakalım nasıl değerlendirmiş. Men kâle evveli vacibil marife ve men kâle evveli vacibil nazar evvelü cüz'in evvel kast, bunların hepsi diyen diyor. La kilâfe beynehum fil mana. Manada bunlar arasında bir ihtilaf yok. Yani lafzı ihtilaftır demeye getirecek. لِأَنَّ الشَّرْتَ الْمُخْتَلِفَيْنِ اَنْ يَتَبَارَدَا بِالنَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ. Yani diyor ki, burada herhangi bir lafzi ihtilaftır zaten. Bir şey yok. Eğer diyor, lafzi bir ihtilaf varsa sadece, bir şeyin mana ihtilafı nasıl olur? Bu görüş ayrılığı ancak diyor, ihtilaftan ibarettir. Çünkü iki şey arasında gerçek bir ihtilafın olması için لِأَنَّ الشَّرْتَ الْمُخْتَلِفَيْنِ يَتَبَارَدَا بِالنَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ. Aynı konuda birbirine zıt şekilde nefi ve ispatın ifade edilmesi gerekir. Ala mahallin vahidin, tek bir konuda, aynı konu, mahallin vahid de değil, aynı konuda birbirine zıt şekilde nefi ve ispatın ifade edilmesi gerekir. فَيَنْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَيْنَمَا اَثْبَتَ الْآخَرِ. Zira, dolayısıyla iki taraftan her biri diğerinin ispat ettiği şeyi nefyeder. لِأَنَّ مَنْ قَالَ ve huna, pardon atladık herhalde, ve kullu vahidin minhum aynı ma esbete ahar ve huna, burada ise leysel emru kezalik, böyle bir durum söz konusu değil ki. Yani onlar tek bir mahalde biri olumlu biri olumsuz bir şey söylemiyor, hepsinin söylediği sadece lafzi ihtilaftan ibaret. Şimdi hepsini bir araya getiren açıklamaları yapacak. لِأَنَّ مَنْ قَالَ اَوَّلُ وَاجِبِ الْمَعْرِفَةِ اَرَادَ talebe ve teklifen, diyor ki böyle diyen, yani evveli vacip marifettir diyen savunanlar talep ve teklifi kastetmektedir. Bunların kastettiği talep ve tekliftir. Ve men kâle evvele vacibin nazar, evveli vacip nazar diyen, evveli cüz diyen, evvel kast diyen, erade imtisalen, emri yerine getirmeyi kastediyorlar burada. Emri yapışmayı kastediyorlar. Ve huve yusellimu ennehu innema vecebe lisebtu vücudil marifeti. Zira itaatin kime yönelik olduğunun bilinciyle hareket eden, yani itaat edilen zatın marifetini ancak biz bildikten sonra zaten bu emri yerine getirebiliriz. Yine aynı noktaya geldi bakın. Emredeni bildikten sonra ben marifeti konuşabilirim. Emredeni bilmeden, ben emreden zatın ulaşmadan onun bana emrettiği şeyleri nasıl kabul edeceğim? Yine buraya mevzuyu getirmiş olduğu. Çünkü burada bizim toparlayacak olursak İbn-i Tilimsane'nin son cümlelerini, hepsi lafzi ihtilaftan ibaret. Tamamen lafzi bir ihtilaf. Eğer bir ihtilafın gerçekten olmasını konuşuyorsak, bir konu hakkında birisinin olumlu, birisinin olumsuz bir şey söylemesi lazım ki biz orada diyelim ki burada bir ihtilaf var. Onun için burada herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. Birisi burada teklifi kastetti. Dedi ki buradan kastedilen, böyle diyenler itaat etmek, teklif, işte emri yerine getirmek, hepsi aslında aynı kapıya çıkar demek istiyor bize. Çünkü devamında da diyor ki, itaati merkeze alanlar, itaatin gerçekleşebilmesi için de
Öncesinde marifetullah'ın gerekliliğini savunmuşlar. Çünkü itaat olması için marifetullah'ın olması lazım. Aynı şeyi noktaya gelmiş oluyor diyor. Ve izâ takarrara enne evvele vacibin alel mükellef, müellife göre ise indel musannif, müellif Cüveyni'ye göre diyor ki mükellefe ilk vacip olan şey el gastu ile nazar. Nazarı yönelmek. O nazar da el müfti ile ilmi bi hudusil alem. Alemin hadis olduğu bilgisine götüren o nazara yönelmek. El mutavassali bihi ile ilmi bi isbati sani. Şimdi biz kasıtla alemin hudusu bilgisine ulaştık mı? Götüren dedi bakın el müfti. Alemin hadis olduğu fikrine ulaştık. El mutavassali bihi alemin hudusu da bizi ilel ilmi bi isbati saniye. Saniyin ispatının bilgisine götürecek. Diyeceğiz ki biz alem hadistir. Bu değişkenliğin de sebebinin bir muhdis olduğu sonucuna ulaşarak Allah'ın ispatını gerçekleştirmiş olacağız. Ve alem ennel muhalife lena fi hadihil kadiyeti firakun. Bu görüşümüze de diyor aykırı olan bize karşı çıkan farklı farklı fırkalar var. Bunları da diyor anlatacağım. Biz fırkalara girmeyeceğiz. Nasip olursa biz fırkaları inşallah bir dahaki derste sadece girişte bir özet okuma yapmayacağım metinden. Oraları